Değerli temsilciler önce her birinize katkılarınızdan ötürü ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Türkiye son 5 yılda Afrika'da, kıtada 12 olan büyük elçilik sayısını 39'a çıkardı ve aynı şekilde Afrika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçiliklerinin sayısı 33'e ulaştı. Bu Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin ne büyük bir potansiyel vaat ettiğinin çok açık bir göstergesi. Biraz önce sizlerin değişik alanlardaki işbirliği önerileriniz bu potansiyelin doğrulanması anlamına geliyor. Yani çok güzel öneriler geldi. Birlikte çok güzel işler yapabileceğimizi kanıtlayan öneriler geldi. Bunun için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bizim tabii bu önerilerin bir kısmının karşılıklı olarak uzun çalışılması gerekiyor. Ama kısaca aldığımız notlar üzerinden nelere odaklanmamız gerektiği hakkında bir fikir vermek üzere birkaç notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle üzerinde çok durulan dünya miras listesine girecek eserlerimizin envanterinin oluşturulması, bu envanterin görsel işitsel olarak belgelenmesi, dijitalleştirilmesi yayınlanması ve tabii önce listenin oluşturulduktan sonra kabulü sürecinde yapılacak çalışmalar. Bununla ilgili olarak e, Türkiye'nin gerçekleştirdiği başarıyla ilgili olarak söylediğiniz e, iyi dileklere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, Türkiye UNESCO Milli Komisyonu bu konuda gerçekten iyi bir Birikim oluşturdu, ee, iyi bir tecrübeye sahip ve Üresko e, Milli Komisyonumuz e, ilgili bütün milli komisyonlarla bu konuda ayrıntılı çalıştaylar e, yaparak tecrübelerini paylaşacak. Sizlerle tecrübelerini paylaşacak. Bunun içerisinde e, uzman eğitimi, uzman eğitimi programları, müşterek uzman eğitim programları geliştirebiliriz kapasite geliştirme için neler yapılması gerektiği konusunda birlikte çalışabiliriz. Bunun altyapısını Türkiye Milli Komisyonu hazırlayacak inşallah. Ve tabii en önemlisi aslında pek çok ülkenin gerçekten çok değerli kültür varlıklarına sahip olduğu halde sırf adaylık adaylık dosyalarının hazırlık sürecinde Yeterince eğitimli uzman olmadığı için, yani dosyaları e, kriterlere uygun olarak hazırlayamadıkları için e, bu eserlerini maalesef Dünya Miras Listesine kaydettiremediklerini biliyoruz. Biz de Türkiye olarak da zaman zaman bizim de yaşadığımız bir sorun bu. Geçmişte özellikle e, sadece dosyalardaki zaaflar, teknik e, e, eksiklikler nedeniyle bazı eserlerimizi Dünya Miras Listesine girişi e, gecikmişti. O bakımdan e, bunun ortak bir sorun olduğu görülüyor. Dünyada da bunun başka örnekleri var. E, bu konuda iyi bir eğitim, iyi bir e, süreç eğitimi zannediyorum e, ülkelerimizin Dünya Miras Listesindeki eser sayılarını hızla arttıracaktır. E, Fil dişi sahili e, temsilcimizin e, gündeme getirdiği ve daha sonra e, pek çok arkadaşımız tarafından da e, paylaşılan bir ortak sorunumuz var çok önemli bir sorun. Bu da e, ülkelerimizden kaçırılan tarihi ve kültürel eserlerin e, iadesi meselesi. E, bu konuda benim mesela çok e, dokunaklı bir örnek verdi yani e, Fransa'ya kaçırılmış olan e, yasa dışı yollardan götürülmüş olan e, tarihi ve kültürel eserlerin iadesi için yaptıkları müracaatın Fransa tarafından nasıl e, reddedildiğine dair örneği bizimle paylaştı. E, benzer e, sorunlarla biz de e, karşılaşıyoruz. E, şimdi mesela iki gün sonra, üç gün sonra e, 25 Nisan'da New York'ta e, bir e, müzayede yapılacak. Kristiz e, e, Müzayede evinde ve burada Kilia tipi bir e, idol e, satışa sunulacak. Biz tabi gerekli yasal girişimlerde e, bulunuyoruz ama şunu da biliyoruz, bu e, yasal girişimler maalesef e, çok uzun zaman alabiliyor, çok e, teknik e, hukuk bilgisi ve e, mücadele süreci gerektiriyor. E, Evet bunları yapıyoruz. Zaman zaman bunlarda başarılı olduğumuz örnekler de var. mesela en son geçtiğimiz ay İsviçre'den yine Perge Kökenli buradan götürülmüş zamanında ülkemize iadesi mahkeme süreci tamamlandığı için kesinleşmiş Lahdin Perge Kökenli Lahdin Herakles Lahdin'in ülkemize iadesi kararını aldık hukuki mücadele sonucunda. Önümüzdeki günlerde onu ülkemize getireceğiz. Ama e, her zaman bu kadar e, şanslı olmayabiliriz. Çünkü uluslararası hukuk özellikle <laughs> 1970 Sözleşmesi e, bildiğiniz gibi e, bu konularla ilgili olarak neydi bu 70 Sözleşmesi? E, ben özellikle medya için bu sözleşmenin e, bilinmesine fayda görüyorum. E, kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirlerle ilgili UNESCO sözleşmesi. Yani UNESCO 1970 yılında bütün UNESCO üyesi ülkelerin katılımıyla bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme gereğince kültür varlıklarının ithalinde, evet. ihracında, mülkiyet transferinde, sahip el değiştirmesinde, sahipliğinde ve bunları da kaçakçılığın önlenmesinde alınacak tedbirlerle ilgili bir Sözleşme. Şimdi ama bu ne yazık ki bu Sözleşme üye ülkelerde hukuki bir ceza soruşturması yürütülmesini sağlayan bir yaptırım gücüne sahip değil. Yani ceza soruşturmasına tabi olmuyor bu, bunları yapanlar. Ee, ama Türkiye'de bu konuda çok ciddi e, bir mücadele söz konusudur. Özellikle e, Irak'taki ve Suriye'deki savaş koşullarından veya e, yasal e, otoritenin e, ortadan kalkmasından kaynaklanan ve e, gittikçe de artan eski eser kaçakçılığıyla mücadele konusunda Türkiye gerçekten örnek bir tavır sergiliyor. E, bütün gümrüklerimize biz e, Suriye'den veya Irak'tan bölgeden kaçırılabilecek tarihi eserlerin e, tipolojisiyle ilgili bilgiler içeren kataloglar hazırladık. Böylece gümrük çalışanlarımızın tarihi eser kaçakçılığı konusunda daha duyarlı olmaları, daha bu konularda yetkin gözlemlerde bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama metropoliten ülkeler, Avrupa ve Amerika'da metropoliten ülkeler maalesef ülkelerinizin ve ülkemizin tarihi eserleri konusunda bu haklı taleplerine yeterince duyarlı davranmıyorlar. Bu konuda sağlam bir işbirliği oluşturmamız gerekiyor. Bu sadece Benin'in, sadece Kenya'nın, sadece Fildişi sahilinin, sadece Afrika ülkelerinin sorunu değil, hepimizin sorunu. Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye bir açık hava müzesi. Burada pek çok uygarlığın kalıntıları var, buluntuları var. Bunların yurt dışına kaçırılması konusunda çok ciddi tedbirlerimiz var ama buna rağmen geçmişte özellikle çok büyük tarihi eserlerimiz, çok kıymetli tarihi eserlerimiz yerlerinden sökülerek metropoliten ülkelerde sergileniyor. Bunların çalıntı olduğu biline biline bunlar müzayedelerde müzayede konusu oluyor, sergi konusu oluyor. Bu e, gerçekten e, insanlık adına e, utanç verici bir tutumdur ve hepimizin bu utanç verici tutumla mücadelede e, işbirliğine ihtiyacımız var. Onun için ben bu konuyu gündeme getiren e, arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ediyorum. Türkiye olarak bu konudaki birikimimizi, bugüne kadar yaşadığımız deneyimleri, e, başarılı olduğumuz e, hukuki mücadelelerin e, ...safatını sizlerle e, memnuniyetle paylaşırız. Çünkü bunlar e, e, uluslararası hukukta bir iştahat oluşturma kabiliyetine sahip. Türkiye'nin diyelim Herakles anıt, e, lahdini İsviçre'den getirebilmiş olması bir hukuk zaferidir. Ve bu hukuk sürecinin nasıl işlediğini sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyarız. Ki böylece sizler de birlikte bundan sonra bu tür yasa dışı girişimlerle daha etkin bir biçimde mücadele edebilelim. bu konularda ve sadece bu konularda da değil, kültürel mirasın muhafazası konusunda ve onların ekonomik kalkınmaya katkılarının arttırılması konusunda, bunların turizm hareketliliğine yapabileceği destekler konusunda her alanda Türkiye işbirliğine hazırdır. E, zaten biliyor olmalısınız ama ben bir kere daha hatırlatayım. Türkiye şu anda e, dünyanın altıncı büyük turizm destinasyonu. E, Avrupa'nın da dördüncü büyük turizm destinasyonu. Ve bunun içerisinde özellikle kültür turizminin payı e, giderek artıyor. E, o bakımdan e, ülkelerimizin sahip olduğu kültürel destekler, Zenginlikler, kültürel envanterlerimiz her birimizin aynı zamanda bir turistik e, envanter anlamına da geliyor. Turistik cazibe için çok önemli kazanımlar anlamına da geliyor. Dolayısıyla türü, e, Türkiye'de e, Kültür ve Turizm Bakanlığı e, kültürel envanterle turizm faaliyetleri arasında e, ne tür e, ilişkiler kurulabileceği, Kültürel varlıklarımızın turizme, turizmin kültürel gelişmemize veya bunların muhafazasına yönelik katkıları konusunda e, memnuniyetle e, birbirimizin tecrübelerini bir paylaşmamızda fayda var. Onun dışında e, tek tek e, ülkelerle ilgili e, şeye girmek istemiyorum. E, yani bütün ülkelerimizin e, her bir temsilcimizin yaptığı konuşmaların e, özetini aldık. Onları zaten nihai sonuç bildirisine de arkadaşlarımız yansıtacaklar. Bir de biz özellikle somut olmayan kültürel mirasın korunması korunmasına ilişkin mevzuat üzerinde sona yaklaştığımız bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bunun ayrıntılarını da sizlerle paylaşmaktan Büyük bir memnuniyet duyarız. Ee, bazı arkadaşlarımız ülkelerindeki okullar ve burslarla ilgili e, düşüncelerini dile getirdiler. Bu konuda e, bizim bütün ar e, temsilci arkadaşlarımıza söyleyebileceğimiz, e, biliyorsunuz Türkiye e, 15 Temmuz'da e, bir darbe teşebbüsü girişimiyle karşı karşıya kaldı ve bunun arkasında da uluslararası uzantıları da dolan, FETÖ terör örgütü e, olduğunu e, şu anda mahkeme süreçleri devam ediyor. E, dolayısıyla ülkelerinizde faaliyet gösteren yabancı e, dışarıdan gelen e, okullar konusunda hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. E, Türk okulu adı, adı altında faaliyet gösteren bazı okullarla ilgili Türkiye'nin e, bilgisine başvurmanızda e, fayda var. E, Türkiye Milli, Türk Milli Eğitim Bakanlığı ve e, Türk Maarif Vakfı e, bu, bu konularda e, size gerekli e, bilgi e, desteğini sağlayabilecektir. E, bunları ayrıca yine e, ikili görüşmelerimizde de e, inşallah ele alacağız. E, dediğim gibi e, uzman eğitimi ve kapasite geliştirme, özellikle e, kültürel mirasın korunması konusunda e, birlikte çok şey yapabiliriz. Uluslararası e, tarihi eser kaçakçılığına karşı. Birlikte çok şey yapabiliriz. Özellikle bu köle yolu ve bu yürüyüş yollarının düzenlenmesi, bu konularda bizde de epey yürüyüş yolu çalışması var. Sizin tecrübelerinizden biz yararlanabiliriz, bizim tecrübelerimizden siz yararlanabilirsiniz. Ortak programlar geliştirebiliriz. Bunların dijitalleştirilmesi, belgeselleri aktarılması konularında, işbirliği yapabiliriz. Bunun için üniversitelerimizi, özellikle üniversitelerimizin arkeoloji bölümlerini, iletişim fakültelerini, arkeoloji ile ilgili bölümlerini, tarih bölümlerini, e, turizm bölümlerini birbirleriyle irtibatlandırmakta fayda var. Bu konuda da biz e, işbirliğine hazırız. Özellikle üniversiteler arasında kurulacak işbirliği hem öğrenci değiş tokuşu. Hem e, öğretim üyesi değişiklik okuşu, ülkelerimizin kültürel varlıklarının karşılıklı tanınmasına da çok olumlu katkılarda da bulunur. E, bu e, ciddi bir ivme kazandırır ilişkilerimize. E, bunu da çok önemsiyoruz. Dediğim gibi burada e, zikretmediğim başka hususlar da var mutlaka e, temsilciler tarafından dile getirilen. Onlar da e, Nihai Sonuç Bildirgesi'nin içerisinde yerini alacaklar. Şimdi pratik olarak iki şeyi söylemek istiyorum. Birincisi tabii biz Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da sizlere ülkemizi tanıtan, bizi hatırlamanızı inşallah sağlayacak olan küçük hediyelerimiz, kitap tanıtım hediyelerimiz var. Fakat ee, uluslararası toplantıların en e, zor taraflarından biri de bu tür e, yayınların e, ülkenize götürülmesinde size çıkardığı e, zorluklardır. Onu bildiğimiz için e, biz e, sizin e, odalarınızı oteller ve size yük etmeyeceğiz bunu. Bunları odalarınıza dağıtmayacağız. Adreslerinize e, bu kitaplarımızı, bu yayınlarımızı prestij kitaplarını e, inşallah beğeneceğiniz umduğumuz küçük hediyelerimizi e, Adreslerinize yollayacağız. Böylece sizi yormamak, yolculuğunuzda yormak istemiyoruz. Onun için adreslerinize yollayacağız. Birinci duyurumuz buydu. İkinci duyurumuz da şimdi buraya teşrif ederseniz birlikte bir aile fotoğrafı alacağız. Daha sonra öğleden sonraki oturumda yine birlikte olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum.